Evet, çok değerli basın mensuplarımız, hepinize teşekkür ediyoruz. Bu güzel kahvaltılı programımıza teşrifinizden dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu yıl seçimleri geçirdik, yoğun geçti. Bu ay sonu itibariyle meclisimiz ara verecek. Dedik ki son süreci değerlendirelim sizlerle. Hem siyaset hem sosyal sorumluluk projemiz olan Buğday Tanesi misyonuyla anlatalım istedik. Bir araya geldik. Değerli basın mensuplarımız, malumunuz bundan 1,5 yıl önce başlamış olduğumuz Buğday Tanesi Kutlu Yolculuğu dünyamızda Türkiye'mizin tanıtımına birçok yerde güzel eserlerin imza altına alınmasına vesile oldu. Kısaca bir özetlersek, bu sürece başladığımızda sizlerin de desteğiyle, ülkemizin, milletimizin, insanlarımızın da desteğiyle Buğday Tanesi bir film olarak başladı ama bir filmden ötesine geçti. Ve televizyonlarımızda, sinemalarımızda yayınlandı. 6 Şubat depremiyle 11 ilimizde gezici tırlarda gösterdik. Engelli kardeşlerimize, travma yaşayan kardeşlerimize umut oldu. Dün bir kardeşimiz gelmişti, Aylin. Hatay depreminde ayağını kaybediyor, ailesini kaybediyor. Hatta daha sonra bir yarışma programı da çıkmıştı Aylin Karakuş. Dedi, vekilim sizin filmini izledik. Bizim rol modelimizsiniz, idolümüzsünüz. İşte diyorsunuz ya, engelli kaymakam, vali, büyükelçi, bakan, rektör. İşte o engelli rektör de ben olacağım dedi. Gazi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi, inşallah öğretim görevlisi de olacak. Ve ülkesine, milletine hizmet edecek. İşte yakında yine engelli hakim savcılık sınavları açıklandı. Engelli kardeşlerimiz hakim savcı oldu. Biliyorsun 1 Haziran 2023'te ilk oldu. Şimdi de yine görme engelli, ortopedik engelli kardeşlerimiz hakim savcı oldu. 1700 sayılı dahiliye kanunu değiştirerek engelli kardeşlerimizin kaymakam olmasının önünü açacağız. Türkiye yüzyılında, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde inşallah bu sessiz devrimi hep beraber taçlandıracağız. Ülkemizin bugüne kadar kuruluşunda kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün izinde inşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu sessiz devrimi Türkiye yüzünde, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında taçlandırıp ve dünyaya örnek olacağız. Dünyada belki inşallah ilk Engelliler Bakanlığı veya adı Engelli ve Yaşlı Refah Bakanlığı ne dersek diyelim, bütçesi personeli olan bir bağımsız yapıyla oluşturularak dünyada ilk ve örnek olacaktır. Tabii bu süreçte ülkemizin birçok üniversitesinde, Milli Eğitim Bakanlığımızı EBA'da 20 milyona yakın öğrencimiz, öğretmenlerimizin izlenmesine vesile oldu. Akran zorbalığının azalmasına, yani engelliyle nasıl kaynaşma eğitimleri yapıyoruz, akran zorbalığının önlenmesine çok ciddi manada katkı sunuldu. Ve bu son müfredat programında da önerdim. Bu tip projelerin bizim müfredatımızda sosyal sorumluluk dersi olarak gösterilmesi gerekiyor. Bugün Buğday Tanesi olabilir, yarın başka projeler olabilir. Görselin gençlerimiz, insanlarımız üzerinde büyük etkisi var. Çocuklarımız etkileniyor. Ben okullara gidiyorum. Hepsi sarılmak istiyor, elime dokunmak istiyor. Bir model görüyor, işte vekil olmuş bu halle, takdir ediyor. Diğer arkadaşını ezmiyor o şekilde olan. O yüzden akran zorbalığının bitmesi noktasında büyük bir gayretimiz oldu. Bu yıl da Milli Eğitim Bakanımız sağ olsun bu noktada bir çalışma da yaptı, destek oldu. Ve
engelliler için umut, aileleri için umuda yolculuk, engelli olmayan kardeşlerimiz için empati ve motivasyonu artırıcı bir proje oldu. Okullarımızda, üniversitelerimizde. Cumartesi günü Bilecik'te 25 bin kardeşimle bir araya geleceğim. Daha sonra birçok ilimizde yaptık. 9 Eylül Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, yani gitmediğim il sayısı hemen hemen kalmamıştır. Dünyada da Kazakistan'da film festivalinde, Kırgızistan'da sinema sultanı Türkan Şoray Hanım'la Manas Üniversitesi. İnşallah yakında Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitemize de program yapacağız. Davet geldi. Venezuela, Meksika'da ilk Türk film festivalini yaptık. Yani buğday tanesinin bereketi, tohumu, umudu dünyaya yayıldığı için her tarafta bazı film festivallerinde ilk yapılmasına vesile oldu. Meksika'da çok güzel de bir program oldu. Orada üniversiteleri de ziyaret ettik. Venezuela'da keza. İngiltere parlamentosunda konuştuk. Avrupa Konseyi'nde konuştuk. Strasbourg'da konuştuk. Avrupa Parlamentosu Brüksel'de konuştuk. EEC tarafından Avrupa Ekonomik Senatör ünvanı ve Fahri Senatör ünvanı verildi. Ve Nobel adayı gösterildik. Buralar tarafından. Ve ciddi de bir bütçe oluşturarak inşallah 81 ilimizde engelli rehabilitasyon ve yaşlı yaşam merkezlerini oluşturalım dedim. Bu fonlarla, bütçelerle. Maliye Bakanımıza da anlattım. İnşallah hazine arazilerine güzel tahsisler yapılarak böyle engelli rehabilitasyonun yaşlı yaşam merkezleri yurt dışı fonlarıyla devletimizin bütçesine yük olmadan yapalım. Vakfımızda, Buğday Tanesi Vakfımızda bu işin içinde güzelce teslim edelim kamuya, ama vesile olalım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu projeler üzerinde çalışıyoruz. Malumunuz Tayvan hükümetinden 5 milyon dolar hibe alıp Antep Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu buğday tanesi ortez protez merkezini biliyorsunuz açtık. Şu anda burada 12 bin kişinin, depremde engelli kalan 12 bin kardeşimin elini ayağını yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, Gazze'den gelen eli ayağı kopan savaşta kardeşlerimizin elini ayağını yaparak, ortez protezini yaparak özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Bunu daha da büyüteceğiz. Bu Hatay'dan da böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz. Tamamen benim projem ülkemin bütçesine yük olmadan yurt dışları fonlarıyla, gönüllülük esasıyla birlikte bu eserleri ülkemize, milletimize kazandırmak ve onların hizmetine sunmak. Tabii yine Kocaeli, burada da Büyükşehir Belediye Başkanımızda olan resmimiz, sağ olsun Fatma Hanım da engelli dostu, geçmişte ilk aile bakanımız ve şunu söyledi: ben engelli bir babanın evladıyım, bu işi çok iyi hissediyorum, o yüzden daha hassasiyeti fazla, sağ olsun. Antep olması, bu projenin merkezinin Antep olması 11 ile yakın Gaziantep. Bir de Fatma Hanım'ın bu konudaki duyarlılığı da tabii işin ayrı güzelliği oldu, sağ olsunlar. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle buğday tanesi engellilerle ilgili yaşam köyünü açtık arkadaşlar. Burada gençlerimiz, doğumlular, eğitim, tarım, terapi, hepsi var. İnşallah hep beraber bu merkezleri ziyaret edeceğiz. Her gün 150 öğrencimiz buraya da gelip ders alıyor. Tarım ve orada güzel derslerle, terapiyle uğraşıyor ve hayata tutunuyor. Bunlar sınıflarımız bizim. Bunlar sınıflarımız. Orayı daha geniş çaplı anlatacağız. Tabii Avrupa Senatosu'yla yaptığımız EEC'de, gittiğimiz Avrupa Birliği'nde Senatosu'yla da Fahri Doktor'a ve dediğim gibi Nobel'e de aday gösterdiler. Eylül ayında da Norveç'te buğday tanesinin çok güzel bir sempozyumu ve programı var.
biliyorsunuz Norveç, Oslo bizi dünyanın birçok yeri, kiliseler, patrikhaneler Nobel için aday gösterdiler. Nelson Mandela Vakfı Nobel'e aday gösterdi. Ermeni patrikhanesi, dediğim gibi kiliseler, dünyanın birçok parlamentosundan referans mektupları gitti. Neticede bu bir insanlık projesi, siyaset üstü bir proje. Engelliler Türkiye İttifakı, Dünya İttifakı ve Avrupa Birliği'nin kurucusu ve bayrağının da yapıcısı Ingo Friede bize Avrupa Parlamentosu'ndaki Fahri Senatörlük şeyini, evrakını verirken Brüksel'de. Şimdi bunlar ülkemin tanıtımı açısından, ülkem için, milletim için onur tabloları, gurur tablolarıdır. Tabii yine bir ay önce Vatikan'da Papa François ile bir araya geldiğimizde onu da anlattım. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Savaş istemiyoruz. İnsanlık ikliminin, barış ikliminin hakim olmasını istiyoruz. Ben lisan-ı halle dedim ki, Papa da tabii tekerlik sandalyede yaşlı, bayağı bir rahatsızdı. Allah sağlık, afiyet versin. Ben dedim lisan-ı halle, benim durumum ortada, senin durumun da ortada. Gel dedim bütün dünyada engelli ve yaşlı defa bakanlığını kuralım. Sağ olsun, o da her türlü desteği verecek. Dünya bu yapıyı oluşturacaktır. Çünkü insanlığın geleceği, bu doğa, tabiat, depremler, işte afatlar dünyada engellilik oranını çokça artırıyor. Değerli arkadaşlar, yaşlılıkta da malumunuz Türkiye'de şu anda doğum oranı çok azaldı. Bizim de 2050 yılında nüfusumuzun yaklaşık %45'i 50'ye yakını yaşlı nüfusa eriyor. Çünkü doğum oranı Türkiye'de düştü. Bu sebeple yalnız yaşama kültürü, ferdileşme yaygın, aile mefhumu azaldığından dolayı bizim şimdiden bu tedbirleri önleyici olarak almamız gerekiyor. Yani geleceği görmemiz açısından, ileriye yönelik açıdan bunlar önemli. Yine Almanya'da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa oluşturmuş olduğu Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından Birleşmiş Milletler Barış Elçisi ödülü ve plaketi verildi. BM'ye de kaydımız yapıldı. Şu anda BM'de senatör olarak bir Türk bayrağımızı dalgalandıran bir oranın barış elçiliği kaydı olan bir milletvekiliniz olarak sizleri temsil ediyoruz. Bunu da gerçekleştirdik. Hep beraber yine büyükelçimiz Ahmet Yıldız Bey, biliyorsunuz New York temsilcimiz. Orada da New York'ta yaklaşık 20 gün önce bir konuşma yaptık Birleşmiş Milletler'de. Burada da New York temsilcimize uluslararası arenada katılmış olduğu bir program. Burada da yine barış vurgusu, insanlık vurgusu, dünyada işte insanların engelli bırakılmaması, sayısının azaltılması noktasında vurgularımızı yaptık. Birleşmiş Milletler'imizde yine gurur abidemiz Türk evinde kaldık. Türk evinde filmimizi izledik, galamızı yaptık. Oradaki Türk dernekler federasyonundan, Türk halkımıza, yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelerek onu gerçekleştirdik. Tabii burada Aile Bakan Yardımcımız Sevim Hanım da katılmıştı. Benim kız da bu yıl uluslararası ilişkilere başladı. Dedim kızım ilk işim Birleşmiş Milletler'e başladı. Nasip gidiyoruz. Kızımızı da götürerek burada da Birleşmiş Milletler'den bir gör dedim. Hem de orada güzel bir ülkemizi temsil ettik. Aile Bakan Yardımcımız, Büyükelçiliğimiz, dış misyon temsilcileriyle. Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden yine yakın zamanda Fahri Doktora ünvanı alarak Kıbrıs Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi mütevelli heyeti, Serhat Bey ve oradaki hocalarımız bizi hem Fahri Doktora ünvanına layık gördüler. Siz de üniversitemizin bir ailesindensiniz dediler ve bu ödülü de ülkemizin, milletimizin adına almış olduk arkadaşlar. Neticede daha çok var. Bitti mi? Bitmedi. Neticede devam edeceğiz. Yine bu geçen hafta Cenevre'de şunu vurgusunu yaptık. Birleşmiş Milletler toplantısında arkadaşlar, bu konu Türkiye açısından
ve dünya açısından da çok önem arz ediyor. Cenevre'deki geçen haftaki toplantının konusu hem barış, hem insanlık, hem savaşlar dursun. Ama bir vurgu, buraya özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler de 3 tane alt birim olarak hak temsilciliği var. UNICEF, çocuk hakları temsilciliği. UN Women, kadın hakları temsilciliği. Üçüncü bir grup olarak da benim önerim, Türkiye adına oradaki bütün misyon, yabancı misyon temsilcileri de vardı. UN Disability, engelliler temsilciliği. Bunun kurulması. Çünkü dünyada kadın, çocuk, engelli, global. Her açıdan. Dünyanın her yerinde engelli var. Dünyanın her yerinde kadın var. Dünyanın her yerinde çocuk var. Ama geçmişte mesela siyahi olayları biliyorsunuz lokaldi. Veya başörtüsü olayları lokaldi. Dünyanın her yerinde bu sorunlar yok. Ama bu üç konu globaldir. Bu sebeple özgürlükler açısından, haklar açısından kadınlar ve çocuklar alanında olan bu alanın engeller alanında Birleşmiş Milletler bünyesinde İstanbul'da, Türkiye'de bu temsilciliğin kurulmasını önerdim. Çin, Yunanistan, Meksika, birçok ülke bu teklifimize sıcak bakıyor. Sonra Çin'in en büyük resmi kanalına da röportajlarımızı verdik. Bu işi el birliğiyle hep beraber gelin İstanbul'da yapalım dedik. Bu engelli hakları temsilciliğinin İstanbul ve Türkiye'de kurulmasının çok büyük bize hem engelliler camiası açısından, hem ülkemiz açısından, hem İstanbul'umuz açısından büyük bir temsiliyeti olacaktır. Türkiye Cumhuriyetler, Türk Devletler grubundaki başkanlarımıza da, vekil arkadaşlarımıza bu durumu anlattım. Ondan da inşallah desteğini alarak Rusya'daki birkaç parlamenter arkadaşla görüştüm. Dünyada tamamen bunu genel desteğini alarak bunu İstanbul'da kurup hayata geçirebilirsek bu başarı hepimizin başarısı olacaktır. Yani dünya bir New York'tan, bir Cenevre'den ibaret değil. Dünyanın nice metropol şehirleri var. Şangay'da var, İstanbul'da var, Londra'sında var, Taipei'de var, her yer var. O yüzden bunu başarmamız gerekiyor. Belki buğday tanesinin mücadelesi, bu 2 yıllık süren serüven bize, ülkemize bunun kazandırılmasına belki vesile olacaktır. Uluslararası Türkiye'mizin de, ülkemizin de temsiliyeti açısından çok önemlidir. Buğday tanesi bu misyonu da üstlenmiştir ülkemizi tanıtım açısından. Bu uluslararası arenadaki bu platformların kurulmasına da vesile olmuştur, olacaktır. Yine dediğim gibi sosyal projeler açısından engelli rehabilitasyonu yaşlı yaşam merkezlerinin oluşumuna vesile olmuştur, olacaktır. Siyasal açıdan yarın bir gün Engelliler Bakanlığı'nın, işte yaşlı bakanlığının kurulmasına vesile olacaktır. Neticede bu misyon, bu proje hepimizin misyonu, hepimizin başarısıdır. Bizler hepimiz bu güzel ülkemizin güzel insanları olarak, insanlığın geleceği olarak bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben buna kalben inanıyorum. Bugüne kadar basın mensuplarımız her daim bizim yanımızda oldu. Sizlere ben teşekkür ediyorum. Güzel bir dönem geçirdik. Bizim de 3. dönemimiz. İnşallah güzel iz bırakarak bu meclisten gitmeyi Allah nasip eder. Önemli olan buralarda hoş seda bırakmak. Bazen genel kurula bakıyorum, koridorlara bakıyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Hepsi ayrı bir renkti. Yeri geldi Kamer Genci arıyoruz. Yeri geldi İsmet Uçma'yı arıyoruz. Yeri geldi Mihail Aksu'yu arıyoruz. Yeri geldi Markara Esenyan'ı arıyoruz. O önemli olan
bu kubbede hoş bir seda bırakıp insanlığa faydalı olabilmektir. Hepimiz bu ülkenin güzellikleri için, geleceği için çalışıyoruz ve bu güzel kahvaltımızda da iştirakınızdan dolayı hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum ve sözlerimi dünyaya haykırışımla bitiriyorum. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla nice canlarımızı içimizden alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize zulmetmeyelim, birbirimize engelli bırakmayalım. Çocuklarımız ölmesin, insanlarımız ölmesin, kadınlarımız ölmesin, hayvanlarımız ölmesin, insanlık ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Hepimizin bu dünyada yiyecek bir ekmeği, içecek bir suyu, teneffüs edecek bir havası var. Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz. Buradan şu müjdeyi de vereyim size. Bu sene Eylül ayından itibaren 20'den fazla ülke film festivali bizi ödül için davet etti. Toronto, Hindistan'da 3 film festivali, Roma, birçok ülkeye de inşallah bu film festivallerinde uluslararası ödüllerimizi alarak ülkemizi temsil edeceğiz. Ülkemde de Türkiye'mde de birçok ödül aldık. Birçok dünya ülkesi parlamentosundan ve üniversitelerinden davet var. Fırsat buldukça da konuşmacı olarak bu sempozyumlara katılmaya çalışacağız. Sizler için varız. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz buğday tanesi, bereket şekeri dünyanın her yerine sardı. Şurada göstereyim. Burada da gördüğünüz gibi hem buğday tanesi bereket şekeri hem de buğday tanesi kitabı Papa'nın da elinde. Neticede dünyanın her yerinde. Evet. Hocalarımız orada bir sınıfta çocuklar resim yapmışlar, bizi karşılıyorlar falan böyle. Tabii bunlar güzel şeyler, hasretler. Susuyorlar, hissesini çıkarmıyorlar. Ders çıkıyor. Aynısı. Her eğitimin de, yeni metodun da bu olması lazım. Ben Başlayalım son. Yani Papa başta